Tevrat'ta ahir zamanda Hazreti Mehdi'ye karşı kötülüğü örgütleyenlerin açığa çıkması ve güçlerini yitirmesi anlatılıyor. Daha evvel anlatmıştınız hocam siz. Mezmurlar 37'de. Kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme diyor. Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Her şeyi Rabb'e bırak, ona güven, o gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır diyor. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle, kızıp üzülme, işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara. Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak. Ama Rabb'e umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. Yakında kötünün sonu gelecek, yerini arasan da bulunmayacak diyoruz. Evet. Şimdi Cübbeli ne diyor? Haza kafir olursunuz. Sakın ha okumayın Tevrat, İncil. Bak ne güzel Allah'ın hükmü. Ne güzel Allah'ın sözü. Niye okunmasın? Peygamberimiz zamanında okunmuyor muydu? Okunuyordu. Peygamberimiz bizzat teşviki var. Hak olan kısımlar geçerlidir. İnşallah. Faydalıdır. Nurdur. Kalbe ferahlık verir. Basirettir, ferasettir, güzelliktir. Dolayısıyla ara ara Kur'an'la mutabık olan, doğru olan Tevrat ve İncil hükümlerini okuyalım. İnşallah. İnşallah.